Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rezan. Bugün beraber romance kitaptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun istek var arkadaşlar. Bir kişi yorum yazdı. Çok yoğun istekler. Ekranımı başlattım. Hazırım. Evet arkadaşlar, bugün beraber a avea fiilini göreceğiz. Yani verbul a avea'yı göreceğiz. Arkadaşlar biz romancede ne yapacağız biliyor musunuz? Her fiil için kafamızda bir tane tabloyla gezeceğiz. Yani a avea fiilinin tablosu, a supune fiilinin tablosu, a face fiilinin tablosu. Yani bu tablolar kafamızda olacak. Biz bu dili iyice oturtup özümseyene kadar. Yeu işte a avea fiiline bakıyorum. Yeu am tu ay yel ya are noi avem voi avet ye ye yele au. Bu tablo kafamda. İşte face yeu fac tu fac. İşte yel face, noi facem, voi faces, ye yele fac da. Yani bunlar hep kafamızda tablo halinde bir süre bizimle gelecekler. Şimdi bakalım a avea'nın tablosu neymiş? Yani öznelere göre çekimi fiilin neymiş, ona bir bakalım beraber. Yeu'da yeu am, tu'da tu ay. Tabii ki a avea ne demek? Önce bir bunu söyleyelim. Sahip olmak söyledim mi yoksa acaba? Neyse söylemediysem söylemiş olayım. A avea sahip olmak fiili. Yeu am, tu ai, yel ya are, noi avem, voi, avet, dumne voastra, avet. Yani dumne voastra her zaman voi ile aynı çekime ait, sahip. Bütün fiillerde voi neyse dumne voastra da aynı çekim arkadaşlar. Yei, yele, au da. İşte şu anda bakabiliriz buraya. Ne diyor bize kitap? Kıt, an, ay. Şimdi senin sahip olduğun bir şeyden bahsedeceğiz. Tamam mı? Ay, tu, ay. Kıt, an, ay. Kıts arkadaşlar neydi? Maskülenlerde kaç, kaç tane, ne kadar diye sormak istediğimizde kullandığımız soru sıfatı. Feminen ve nötrde neydi? Kıte. Kıte feminen ve nötrde, kıts da maskülende kullandığımız soru sıfatı, ne kadar anlamına gelen. An yıl demek arkadaşlar. Un an, doy an. Yani bu maskülen bir isim. Kıts an ay. Kaç yılın var? Ama tabii ki bunun bizdeki karşılığı ne? Kaç yaşındasın? Romanlar kaç yılın var? Hani kaç yıl sahip oldum? Değil mi? Kıt an ay, kaç yaşındasın demek. Bunun cevabı da işte söylemek zorundayım. Am trezeci cinci de an. Am trezeci cinci de an. Abi ben 35 yaşındayım ya. İnanılır gibi değil. Neyse. Şu kelimelere hızlıca bir bakalım. Hemen bir bakalım ve geçelim bu konuyu. Lamutsian arkadaşlar, her şeye Lamutsian diyorlar. Doğum gününde Lamutsian, yani nice senelere. Lamutsian. Mut çok demek. An yıllar demek. İşte Lamutsian nice yıllara, nice senelere. Yani her türlü özel günde Lamutsian diyebiliriz. Petecere arkadaşlar parti demek. Aniversare yıl dönümü demek. Tort doğum günü pastası ya da yaş pasta, şu işte bizim yaş pasta dediğimiz tort. Prieten arkadaşlar. Un prieten, doi prieten ile bitiyor. Maskülen. O prietena, doa prietene feminen. Bunlar burada çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Biz bunları görüyoruz da prieten deyip geçmeyeceğiz. Aa, bu maskülen çoğul tekili neydi? Prieten. Feminen neydi? Feminen tekili prietena. Feminen çoğul neydi? Prietene. Böyle böyle kafayı yiyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Kıts an ay akum. Akum şimdi, şu anda demek. Kıts an ay. Kaç yaşındasın şu anda? Şu an kaç yaşındasın? Akum amno konuşamadım. Nos prezece an. Akum amno prezece an. Şu anda 19 yaşındayım. 19 yılım var. Ya da Lamutsian furmoş şi sanatoş. Bakın burada iki tane sıfat var. Güzel, furmoş, sanatoş, sağlıklı. Lamutsian. İsmimiz ne burada arkadaşlar? An. Feminen mi, maskülen mi? Az önce söyledik, maskülen an. Un an, doi an. O zaman ne olacak? Sıfat da maskülen ve çoğul olacak. Çünkü buradaki isim maskülen ve çoğul. An. Sıfatımız güzel, furmos. Çoğulu ve maskülenine furmoş. Sıfatımız ne? Sanatos. Çoğulu ve maskülenine sanatoş. Eğer feminen olsaydı sanatoase olurdu. Evet, sanatoase olurdu. Lamutsian nice senelere. Onu söyledik zaten. Şimdi örneklere bakalım. Yeu am o casa mare.
Yeoam o casa mare. Benim büyük bir evim var. Yeoam o casa mare. Büyük bir evim var. Casa ev, mare büyük. Yeoam curste limba romana dimineața. Yeoam curste limba romana dimineața. Benim sabah Roman dili kursum var. De limba romana dediği zaman Roman dilinden. Oradaki de den. Romanceden, Roman dilinden kursum var. Ne zaman? Dimineața. Când? Dimineața. Noi avem cărți de limba română, Roman dilinden cărți, kitaplarımız var. Noi avem, bizim. O carte, două cărți. Carte feminendi ama anlamsız bir şekilde maskülen gibi sonuna i ile çoğul yapılıyordu. Değil mi? Hatırladık mı karteyi? Devam. Yel are Manuel de Lima Romana şikayet. Yel are onun Roman dili kitabı, Manuel kitap aynı zamanda, el kitabı de kitap. Şikayet defter. Yel are Manuel de Lima Romana şikayet. Onun Roman dili kitabı ve defteri var. Competează cu am, ai, are, avem, aveți, au. Yani a, avea fiilinin çekimlenmiş haliyle competează tamamlayın diyor. Andrei. Andrei kim arkadaşlar? Yel. Maskülen. O. Andrei are. Bakalım. Tablomuz da burada zaten. Yel are dictionar engles roman. Andrei'in İngilizce, Romence sözlüğü var. Dictionar sözlük. Alina kim? Alina ya. O ya. Bakıyorum ya'dan iyi kullanıyormuşum. Are iyi kullanıyormuşum. Alina are o maşina roşiye. Maşina araba, roşiye kırmızı. Alina are o maşina roşiye. Alina'nın kırmızı bir arabası var. Mama are. Mama kim arkadaşlar? Ya. O. Değil mi? O zaman ne alacak? Are olarak çekimleyeceğiz. A veya fiilini. Mama are trei copii. Annenin 3 çocuğu var. Devam edelim. Noi avem curs de limba română. Bizim Roman dili kursumuz var. Noi avem. Voi aveți curs de limba engleză. Sizin İngiliz dili kursunuz var. Yani İngilizce kursunuz var. Voi aveți. Ya are un telefon pe masa. Masanın üstünde pe masa. Ya are un telefon pe masa. Onun masanın üstünde bir telefonu var. Eu am 20 de ani și Andrei are 5 ani. Benim 20 yaşım var, yani ben 20 yaşındayım. Andrei 5 yaşında. Eu am, Andrei are. Voi aveți prieten din România. Voi aveți. Sizin Romanya'dan arkadaşlarınız var mı? Soru soruyor burada. Voi aveți prieten din România. Sizin Romanyalı, Romanya'dan, Roman arkadaşlarınız var mı? Tu ay carte de limba romana. Tu ay carte de limba romana. Senin Roman dili kitabın var mı? Soru işareti. Senin Roman dili kitabın var mı? Carte kitapta arkadaşlar. Hatırlayalım. Romancede soru sorarken düz cümleyi yapıyoruz. İngilizcedeki gibi yabancı fiil başa gelmiyor. Düz cümleyi yapıyoruz. Sonuna soru işaretini yapıştırıyoruz. Hiçbir fark yok. Normal olumlu cümleden. Şimdi şunu söylemek istiyorum buraya geçmeden. Arkadaşlar, eğer biraz ilerleyen arkadaşlar varsa Romancede ve hala şeyi oturtamamış olanlar varsa, arkadaşlar mesela ben mesela şey de diyorum, eu am mers la şukalı, eu am mers la şukalı, değil mi? Orada da ben am kullandım. Acaba orası a veya fiilinin çekimlenmiş hali mi? Ne o? Ne anlama geliyor? O arkadaşlar trecutun, yani geçmiş zamanın yardımcı fiili. Word açmadan anlatamayacağım. Hemen Word'ümüzü açacağım. Şuradan geldim. Aa, bak ben burada yazmışım zaten arkadaşlar. Eu am o casa. Benim bir evim var. Burada a avea fiilinin eu'da kullanılan hali. A avea fiili. Eu am o casa. Benim bir evim var. Eu am mers la şukalda. Bu geçmiş zaman, yani trecut'taki fiilin ya yardımcı fiili, trecut'taki yardımcı fiili. Eu am mers la şukalı. Ben bunun arasındaki farkı nasıl anlayacağım? Bu a veya fiil mi, trecut mu? Yani geçmiş zaman mı? Bunun ikisini nasıl ayırt edeceğim? Eğer yardımcı fiilden sonra bir fiil geliyorsa, ana fiil, gitmek, amerce fiilinin geçmiş zamandaki hali bu. Amerce mers olarak trecut'ta çevriliyor arkadaşlar. Eğer yardımcı fiilden sonra fiil
varsa trekuttur. Yardımcı fiilden sonra şuradaki gibi bir isim, sıfat varsa o zaman o aaveya fiilidir. Yani şurayı bir geçelim arkadaşlar. Şunu bir sileyim. Mesela tu ai o kasa, tu ai o kasa burada aaveya fiilinin çekimlenmiş halini görüyoruz. Senin bir evin var. Senin bir evin var. Tu ai fakut tema. Tu ai fakut tema. Sen işte ödev yaptın. Sen ödevini yaptın. Temata demesi gerekiyordu. Neyse sen ödevini yaptın. Tu ai fakut tema. Burada bakıyorum. Yardımcı fiilden sonra afache fiilinin trekut halini yazmış burada. Yani fakut. Afache'nin trekutu. Yani yardımcı fiilden sonra bir fiil gelmiş. Dolayısıyla bu trekut yani geçmiş zamandaki ay. Aveya'daki ay değil. Bunların arasındaki fark bu arkadaşlar. Şuradan kelimelere bakalım kısaca. Hızlıca daha doğrusu. Arkadaşlar ben katedrayı okulda çalıştığım halde katedrayı kullandığımı da görmedim. Büro yani şu öğretmen masası ya da ofisteki masa, çalışma masası bunlar da büro olarak geçiyor. Büro. Büro. Tabla yazı tahta, okuldaki tahta var ya, whiteboard ya da kara tahta. Ferastra pencere demek arkadaşlar. Ferestre pencereler çoğulu. Ferastra. Scaun sandalye, masa. Aslında bu okuldaki sıralara banka diyorlar. Masa bizim yemek yediğimiz o büyük masalar falan ya da mutfaktaki küçük masa her neyse. Masa onlar genellikle. Buradaki banka. Dolap, dolap. Krayon, kurşun kalem. Pix, tükenmez kalem. Stilo, dolma kalem. Kayet, defter. Karte, kitap. Evet arkadaşlar. Şimdi burada gender ile maskülin, feminin, neutru diyor. Yani eril, dişil ve nötr cenler, cenur ile cenler. Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Hangi fiil, hangi isim maskülen, hangisi feminen. Çok küçük mantığımsı bir şey var. Sonunda genelde feminenler a ile bitiyor, işte e ile bitiyor, yok şapkalı. Böyle küçük küçük ipuçları veriyor bazen. Ama bilemiyorsun yani. Ezberlemen gerekiyor bence genellikle. Tabii ki tahmin edebilirsin yani. A gördüğüne feminen yapıştırabilirsin de. Bilmiyorum. Bence yapıştırabilirsin. Kendimle çelişmem. Çelişme hızım. Finse dediği yaşayan varlıklar, canlı varlıklar. Objekte dediği nesneler. Objekt, nesneler. Şimdi yaşayan varlıkları maskülen ve feminen olarak ikiye ayırmış. Yani yaşıyorsa ya feminendir ya maskülendir diyor. Bu sınava girdiğinizde falan filan tabii bu kadar dikkat gerektiren bilgiler yani. Ben şu an konuşuyorum. Yoksa günlük dilde... Yani kendini Cem Yılmaz'ın dediği gibi kendini idare edecek kadar Romence konuşuyorsan yani Strugur'un da maskülen olduğunu bilmeyiver yani zaten. Kendime söylüyorum şu anda. Asla size söylemiyorum. Neyse. Objekte neutrü maskülen ve feminen diye çevirmiş şey yapmış. Bölümlendirmiş. Yani eğer bir nesneyse, cansız bir nesneyse bu ya neutrüdür ya maskülendir ya da feminendir. Aşk, başka ne olacaktı arkadaşım? Zaten hepsini olmuş yani. Neyse ben çok sinirliyim ya bu maskülen feminenlere. Maskülen kelimeler şunlar. Profesör, öğretmen, kolek, iş arkadaşı, okul arkadaşı, yelev, ilkokuldan işte liseye kadar olması lazım. Öğrenci, student, liseden sonraki öğrenciler, üniversite falan. Tata, baba, bayat, erkek çocuk ama yani işte erkek çocuk evet. Motan, erkek kedi, motan. Feminenlerde profesör, profesuara'ya çevriliyor. Kolek, kolega, yelev, yeleva oluyor. Studenta, mama, mama anne, fata, kız çocuğu, pisika, dişi kedi, karte, kitap, banka, okul sırası, leksiye, ders. Ne türlere geldik? Pix, kreyon, ya pix tükenmez kalem, kreyon, kurşun kalem, kayet, defter, telefon, telefon, tablo, tablo, penar, kalemlik. Koş de gunoy, koş sepet, gunoy çöp demek. Koş de gunoy, çöp, çöp sepeti. Diksiyonar, sözlük. Haritiye, kağıt arkadaşlar. Ben bu haritiyenin de maskülen, şey feminen olduğunu düşünüyorum şu anda ama ben bu bilgiyi kendime saklayayım şu anda. Çok kafa karıştırdım yeterince. Devam. Şimdi bakalım bunları bir hani şey yapalım, alıştırma yapalım. Frate ne arkadaşlar? Maskülen. Mama, feminen. Prieten, maskülen. Prietena olsaydı aynen feminen olurdu. Pix tükenmez kalem
Un pix două pixuri. Un pix două pixuri. Yani neutru. Kayıt. Un kayıt două kayete. Neutru. Profesoara feminen. Kreyon. Un kreyon două kreyoane. Neutru. Student maskülen. Kolega feminen. Neyse. Ya bence anladınız arkadaşlar. Yani bence burada okeyiz. Ama gel gör ki siz bu bilgiyi ne yapacaksınız? Ne işimize yarayacak bu bilgi biz manava gittiğimizde? Yarayacak arkadaşlar. Hepsi yarıyor. Bak benim bir tezim var. Bu grameriyle öğrenmezseniz bu gramer önemli değil falan deyip bana işte bir günlük konuşma yeter derseniz ilerleyemiyorsunuz arkadaşlar. İlerlenmiyor. Hiçbir dil, yani hiçbir şey de ilerlenmiyor. Onun kurallarını bileceğiz. Ama bu şey demek değil. Benim gibi işte hotarat olursa ne hotarat falan onu öğrenin demiyorum. Ama yani arkadaşlar bu bayatul oradaki ul niye konuyor ya? Ya da işte studentul onun anlamı tam olarak ne diye öğrenmediğimizde bunun gibi bir sürü kilit bilgiler var. Romancada her dilde olduğu gibi. Bunların mantığını bilmediğimizde ilerleyemiyoruz. Ama bir kere öğrendiğimizde bunu hem student uyguluyorsun, hem bayata uyguluyorsun, hem fataya uyguluyorsun. Bunu sen zaten Romancayı güzel konuşmaya başlıyorsun. En önemlisi, daha da önemlisi karşıdaki insan konuşurken doğru anlıyorsun. Yani o sana diyor ki işte birisinden bahsediyor ve artikulat yapmış. Yani artık kimden bahsettiği belli. Ama sen beyninde hala acaba kimden bahsetti ya, ondan mı bahsetti, bu muydu? Bunu artık düşünmüyorsun. Eğer bu kuralları bilirsen, bu kurallara bir göz gezdirirsen. Onun için ben şeyde de yani hani İngilizce'de de derler ya konuş ya işte birisiyle konuş, gramer geciktiriyor falan filan. Benim tecrübelerim bana diyor ki gramersiz bir dil öğrenmek maalesef şuraya kadar götürüyor sizi ve buradaki bariyere takılıyorsunuz yani. Ama grameri öğrenince yolunuz çok açılıyor. Ve gramer de korkulacak bir şey değil. Ne var ki arkadaşlar? Feminen, maskülen, neutru, yani hotarat, ne hotarat. Bunlar da ne var arkadaşlar? Biz bunları yer yutarız ya. Yeriz yani. Devam. Niye devam edeceksem. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim buraya kadar beni izlediyseniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Şu şekilde devam ederseniz ben gördüğüm kadarıyla bu videolar bazı arkadaşların işine yarıyor. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı, mesajlarınızı okuyorum. Zaten cevap da yazıyorum. Umarım daha da faydalı hale getirmeyi başarırım. Zaman buldukça bu dersleri daha fazla video yayınlamaya başarırım. Çünkü gerçekten talepleriniz de var. Çok çok teşekkür ediyorum. Bana sorularınız olursa, tavsiyeleriniz olursa kabul. Bunların hepsini yazabilirsiniz. Ben niye kabul? Arkadaşlar ben fazla ciddi konuşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Burada şak diye kapatıyorum. Lara vedere. Nevedem. Michael Zio. Bye.